Kıymetli dostlar, hayırlı sabahlar. Hamdolsun yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine kaldığımız konudan devam ediyor olacağız. Üstün zekalı çocukların özellikleri. Üstün zekalı çocuklar neler yaşıyorlar? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bunları konuşuyor olacağız. Şimdiye kadar işlediğimiz konulardan en yoğun yorum aldığım, soru sorulan iki konu var. Biri çocuk ve değer-din ilişkisi. Bu konuda çok yorum, değerlendirme ve soru aldım. Bir diğeri de bu konu. Üstün zekalı çocuklarla ilgili. Belki üçüncüye kinestetiği de sayabiliriz. Kinestetikle zaten üstün zekalı aşağı yukarı ortak noktaları olan bir yapıya sahip. Bu nedenle bugün yine üstün zekalı çocuğun özelliklerini konuşacağız. Ve bize düşen görevler nelerdir? Ne yapmamız gerekiyor? Bunu konuşuyor olacağız. Ve birçok aslında üstün zekalı olup da fark edilmeyen, görülmeyen, anlaşılamayan çocuk var. Ve bu konuda bu çocukların anlaşılabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Bugün bu konuda toparlamış olacağız üstün zekalı çocuk kısmını, zeka, akıl ve mantık, kalp kısmını. Şimdi üstün zekalı çocuğun anlaşılması ne ifade ediyor? Şu soru geliyor. Hocam üstün zekalı çocuk mu değil mi? Bunu anlamak istiyoruz çocuğumuzla ilgili. İşte daha başarılı olması için beklentisi olanlar var. İşte daha faydalı olsun diye beklentisi olanlar var. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Üstün zekalı çocuk. Neden zeka testi yapılır? En temel ihtiyaç anlaşılmak içindir. Yani bu çocuk üstün zekalıysa eğer, farklı bir zekaya sahipse parlak olabilir, üstün olabilir, deha olabilir. Bu yapının anlaşılması ve korunması için isteriz bunu. Anlaşılması ve korunması çok önemli. Eğer bu yapıdaysa, üstün zekalıysa deriz ki aman şuna dikkat edin, aman şunu yapın, şunu yapmayın. Şimdi kıymetli dostlar, en büyük sıkıntı üstün zekalı çocuklarla ilgili. Açıkçası tüm dünyada bu böyle. Bize mahsus değil. Tüm dünyada üstün zekalı çocuğun gelişimine en büyük engel olabilecek şey nedir desem, okul. Okul dediğimiz mekanizma, okul dediğimiz standart yapı, klişe yapı, üstün zekalı çocuğun gerilemesi veya kulvar dışına atılması riskiyle karşı karşıya bırakır. Bunu bilerek yola çıkmamız lazım. Bunu bilerek hareket etmemiz lazım. Üstün zekalı çocuğun engeli de olabilir, gelişimi de olabilir. Fakat sorun şu, ülkemize baktığımızda maalesef üniversitelerde, tıp fakültelerinde üstün zekalı çocuğun özelliğine dair bir eğitim verilmiyor. Bu bilinmiyor. Bu konuda bu yapı nedir? Neye ihtiyaçları var bu çocukların? Bu çok ilginç bir durum. Yani zeka noktasında sıkıntısı olan, öğrenme güçlüğü çeken çocuklarla ilgili çalışma yapıyoruz. Ama üstün zekalı çocuklarla ilgili yapısı çok farklı özelliklerde olan ve aslında geliştirilmesi, korunması gereken bu çocuklarla ilgili yorumları kapatmak istemiyorum. Çünkü sizlerden de gelen değerlendirmeleri de önemsiyorum. Ona göre de ben açıyorum soruları. Teşekkür ederim. O yüzden okul kısmı gerçekten çok önemli. Okulda daha da detaylandıracak olursak öğretmen kısmı. Burada bu bir gerçek. Yani burada öğretmenin kendini geliştirmesi lazım. Maalesef eğitim fakültelerinde bu çocuklara ayrılmış bir ders yok. Bu çok eksik aslında, çok ciddi eksiğimiz.
Efendim, evet teşekkür ederim. Üstün zekalı çocukların o yüzden anlaşılması için okul mekanizmasını dikkate alarak yola çıkmamız gerekiyor. Yani okula adapte edemeyiz. Okul bir kalıba sokar. Müfredat normal yapıdaki çocuklar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Üstün zekalı çocuklar ciddi anlamda zorlanır. Peki bu ne demek? Hani der ya çocuklar, çok canım sıkılıyor. Derse gitmek istemiyorum, okula gitmek istemiyorum. Bu konuda haklılık payı var çocukların. Çünkü üstün zekalı çocuk demek sürekli üreten, sürekli yeniliğe açık, sürekli keşfetmek isteyen bir yapı. Evde de bunu yaşarsınız. Canım sıkılıyor. Yapacak bir şey yok. Oh puf çok derler. Mevcut uyarıcılar yetmiyor ona. Mevcut donanım yetmiyor ona. Yani çok ona göre bir manada ilkel bir yapının içerisinde yaşıyoruz. Çok daha gelişmiş bir yapı ihtiyacı hissediyor. Çok daha zihnini zorlayan, ufkunu zorlayan, hayallerini zorlayan bir yapı arıyor aslında. Bu manada birçok aile zorlanıyor zaten. Bu nedenle okul mekanizmasını dikkate alarak yola çıkmamız gerekiyor. Eğer evet zeka zamanla azalabilir mi bu şekilde? Maalesef azalabiliyor. Örneklerini yaşıyoruz biz bunun. Mesela üstün zekalı çocuk fark edilememiş, işte hiperaktif denmiş, disleksi denmiş. Onunla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Birkaç sene sonra bir daha zeka testi yaptığımızda çocuk dehadan normale düşmüş olabiliyor. Üstünden normale düşmüş olabiliyor. Bu konu çok hakikaten hassas bir konu, önemli bir konu. O yüzden çocuğu belli bir kalıba sokmak yerine ufkunu açabilmek lazım. Bu nedenle onu anlayan, onu hisseden bir öğretmenin varlığı çok önemli. Özellikle anaokulu, ilkokulda. En temel kısım. Hani söyleriz ya biz, işte anaokulu, ilkokul temeldir, çok önemlidir. Böyle yorumlanıyor toplumumuzda. Nasıl? Yani çok bilgi yükleyelim, çok bastıralım ki gelişmiş olsun, kendini geliştirsin. Hayır. Çok bilgi yüklemek değildir. Her çocuk için bu geçerli. Çocuğun açılması önemli. Geliştirilmesi için ufkunun açılması, yorum yeteneğinin, analiz yeteneğinin açılması lazım. Müfredat şu anda böyle. Ama daha önceden konuştuk hatırlarsınız. İşte kaygılar, endişeler, sınav vesaire derken acele etmemizin neticesinde, işte Milli Eğitim'in kitaplarında yok diyerek başka çer çöp doldurmamız nedeniyle bu çocuklar sıkıntıya düşüyor. Özellikle üstün zekalar daha fazla sıkıntıya düşüyor. Tabii ki test yaptırmakta fayda var ama dediğim gibi anlamak için fayda var. Daha başarılı olmak için değil, daha başarılı, daha iyi olsun demek için değil. O yüzden okul mekanizmasını ciddi anlamda gündemimizde tutmamız lazım. Ona göre hareket etmemiz lazım. Evet, çocuk üniversitesi için test yapıldı. 4 senelik eğitime kabul edildi. Hafta sonu devam ediyor. Evet çok güzel. İstanbul'da evet Üsküdar Üniversitesi'nin böyle bir çalışması olduğunu biliyorum. 5,5 yaşında dini kreşe gidiyor. Okulda ne yaptığını soruyorum. Anlatmak istemiyorum. Nasıl yaklaşmam lazım? Okulda bir şey anlatmak istemiyorsa dokunmayın. Şundan genelde yapar çocuklarımız. Burada kendimizi bir kontrol edelim. Eğer anneyle paylaşmak istemiyorsa okuldaki durumu, babayla paylaşmak istemiyorsa sizin tepkilerinizden endişe ediyor olabilir. Niye onu böyle yaptın, keşke deseydin, keşke yapmasaydın gibi müdahale etmenizden endişe ediyor olabilir. Eleştiri yapıyor olmanızdan kaynaklanıyor olabilir. Buna çok dikkat edin. Paylaşmıyorsa bu aslında bir ipucudur. Bir çocuk güncel hayatından ailesine paylaşmıyorsa bizden uzak bir noktada veya bizden uzak bir noktaya gidiyor diyebiliriz. Bu bir ipucudur. Kesinlikle kendimizi check etmemiz lazım. Bu konuda beklentimiz yüksek olabilir. Çok fazla şey söylüyor olabiliriz, bekliyor olabiliriz, müdahale ediyor olabiliriz. Onu niye böyle yaptın, keşke şöyle yapsaydın, böyle yapmasaydın diyor olabiliriz. Bu yüzden de çekiliyor olabilir. Bu bir ipucudur.
Bu yaşlarda eğer çocuk içine kapanıyorsa düşünün, içine kapanan, anneden babadan uzak duran, paylaşmayan, ortak noktalarını paylaşmayan bir noktada başlamış şu anda 5,5 yaşında. İlerleyen yaşlarda bunun artma ihtimali yüksek. Riskli bir durum. Geri çekilip çocuğun kendi inisiyatifini ele almasına, kendi olmasına fırsat vermemiz lazım. Unutmayalım, çocuk yanlış yapandır, çocuğun yanlış yapma hakkıdır. Dinen de bu böyledir, insan böyledir, daha doğrusu fıtraten böyledir. İslam ile insan biliyorsunuz bir bütün demiştik. O yüzden insani, İslami en doğal hakkıdır. Bu konuda destek vermemiz lazım. Anlaşılmadığı için okula gitmek istemeyen çocuklara nasıl davranmalıyız? Evet, çok önemli bir nokta burası. Birçok çocuk maalesef bu sorunu yaşıyor. Açıkçası hatırlarsınız, bir çiçek örneği vermiştim. Pencerenin önüne koyduğumuz saksı. Eğer sararıyorsa, soluyorsa, işte kuruyorsa çiçeği ne yaparız? Yerini değiştiririz. Ortamı, şartları değiştiririz. Bu konuda imkanı olanlar gerekirse bence evde değiştirsin, mahallede değiştirsin. Çocuğumuz bu bizim için en önemli varlığımız. Değer mi? Kesinlikle değer. Farklı bir ortam, onun anlaşılabileceğini düşündüğünüz farklı bir eğitim ortamı kesinlikle daha faydalı olur. Önce çevresel faktörden başlamak lazım. Çocuk çünkü anlaşılmıyor. Yani ne yapacaksınız? Sizin de yönetemediğiniz bir durum okul ortamı. Bu konuda geri durmakta fayda var. Sınıftaki arkadaşların kötü kelime kullanıp küfür ettiğini söyleyerek arkadaş olabileceği kimsenin olmadığını söylüyor. Yalnız ve mutsuz. Evet, bu arkadaş ortamında bunlarla karşılaşabiliyorlar. Zaten üstün zekalı çocuğun en önemli özelliklerinden bir tanesi yalnız olmaları. Yani bu bir anlamda kaderi de diyebiliriz. Çünkü anlaşılamazlar. Başka kulvardalar, başka bir duygu içerisindeler. Çok hızlı akıyor, o yüzden yetişmeye çalışıyorum. Çocuğumuz zeki olduğunu hissediyorum. Hem zeki olup hem bu sorunu yaşayabilir mi? Tabii ki yaşar. Zeki olan çocuklar genelde okul ortamında sıkıntı yaşarlar. Bakın, bizim eğitim sistemimiz çalışma üzerine kurulu. Çocuk çalışırsa sonuç alır. Sistem, sen ne kadar farklısın, sen ne kadar zekisin, senin ne kadar farklı yeteneklerin, özelliklerin var, buna bakmıyor. Benim verdiğimi aldı mı almadı mı, buna bakıyor. Bu konuda müfredat yine dediğim gibi esnetildi ama hala olması gereken düzeyde değil. Okula gitmeyi çok seven çocuk anaokulundaki yapılan bir şeyin tek düz olduğundan şikayet edip gitmiyorsa okul ya da sınıf değiştirme uygun olur mu? Çok sıkıntıysa, hakikaten her gün bu konuda sorun yaşatıyorsa bu konuda öğretmenlerle önce görüşülebilir. Öğretmenlerin farklı etkinlikler, oyunlar yapması için öğretmenler teşvik edilebilir. Anaokullarında gördüğümüz tablo şu. Evet, yani çok fazla yorum geliyor, yetişmeye çalışıyorum. Sizi de bu noktada cevaplandırmak istiyorum. Okuldan, eğitimden nefret ediyor. Okul olmasaydı, eğitim olmasaydı şikayetçi. Açıkçası ya şu andaki okul mekanizması, kapitalist sistemin ortaya koyduğu okul mekanizması zaten fıtri değil, hanif değil. Bu yüzden bu çocuklar bu sorunu yaşıyorlar. Bize düşen görev en azından bu konuda çocuğumuza bir ara bölge oluşturabilecek bir ortam hazırlamak. Destek vermek, cesaret vermek, teşvik etmek. Yani bu illa sürece baskılamak değil. Anlaşılamadığı noktada biz seni anlıyoruz mesajını vermek çok önemli. Bu noktada destek vermemizde fayda var. Şimdi üstün zekalı çocukla ilgili dedim ya, çok soru aldım. Özelliklerini kısaca tekrar bir toparlayalım. Şuraya da not aldım atlamamak için de. Şimdi üstün zekalı çocuk demek diğerlerinden önde giden demek değildir. Yani herkesten hızlı giden değildir. İki, üstün zekalı demek her şeyi çok bilen de değildir. Farklı yorumları, farklı kendine ait, kendine has özgü değerlendirmeleri olan bir çocuktur. Şu soruyu sordurabilir bazı çocuklar. Özellikle parlakta değil de üstün ve deha çocuklarda bu olur. Ya hocam, ben bu çocuğun acaba anlamasında bir özür mü var? Bir tuhaf bu çocuk. Yani hakikaten zekada bir gerilik mi var dediğimiz olur der.
Çünkü farklı baktığı için. Bu zeka geriliği değildir. Aksine farklı bakıyordur. Bizim gibi bakmıyordur. Biz normal baktığımız için biz normalleştirilmişiz. Belki bizde de çok üstün zeka vardı şu anda. İzleyenlerim içerisinde deha vardı. Halen koruyor olan vardır. Aşağı çekilmiş olan vardır. Normalleşiyoruz ama bir şekilde. Bu noktada evet, üstün zekalı çocuk belirtisi gösteriyor ama dikkati dağınık olabilir mi? Evet, bu konuyu işlemiştik hatırlarsanız. Açıkçası dikkat dağınıklığı, biraz manşete vurayım cümleyi. Dikkat dağınıklığı diye bir şey yok diyebilirim. Bakın, net. Çok 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 nadir bir durumdur bu. Çok çok sıra dışı bir durumdur bu. Buradaki en temel sorun, üstün zekalı çocukta da, normal çocukta da, eğer ilgi duymuyorsa, eğer ilkokul için oyunlaştırılmamışsa, kendi fıtratına, yeteneğine, ilgisine yönelik bir durumla karşılaşmamışsa, tabii ki dikkati dağılacak. Tabii ki dikkat etmeyecek. En kolay, çocuklar, yavrucaklar, yani dilleri yok ki bu konuda kendilerini, kavramları, kelimeleri yeterince yok ki kendilerini ifade edebilsinler. İçine kapanıyor, öfkeleniyor, kızıyor. Ama bir derdi var bu çocuğun. Dikkat dağınıklığı gerçekten çok acımasız bir cümle bu. Hiperaktivite çok acımasız bir cümle, çocuklara oluşturulmuş bir yafta. Çok çok nadir olan bir durumda benim koyduğum kurala, benim koyduğum çerçeveye uymadı diye hemen basıyorum etiketi. Çok ağır bir durum bu. Yani vebal ister, vicdan ister bunu bu şekilde kullanmak. Bu çocuklar kendine has, kendine özel yapıya, yeteneklere sahiptir. Benim belirlediğim çerçeveye uymak zorunda değil. Benim çerçevemdeki kalıpta düşünmek zorunda değil. Bundan dışarı çıkınca bu çocukta dikkat dağınıklığı var. İyi de arkadaş, ben okul ortamında çocuğa oyunlaştırdım mı bilgiyi? Oyun ortaya koyabildin mi? Vermiş olduğum bilgiyi oyunla bütünleştirebildin mi? Heyecan katabildin mi? Merak katabildin mi? Coşku katabildin mi? Gizem katabildin mi? Ders işlemenin en temel noktaları buralar. Şu cümle söyleniyorsa sıkıntı var orada. Anlatıyorum, anlamıyor. Anlatıyorum, anlatıyorum, beni dinlemiyor. Arkadaşlarla konuşuyor. Ya güzel kardeşim, anlatmak en son kullanılması gereken metot. Onun öncesinde çok daha farklı özelliklerini ortaya koyabileceği metotlar var. Merakını, gizemini, ilgisini, enerjisini, coşkusunu ortaya koyabileceği, sınıf 30 kişilik de olsa, 40 kişilik de olsa yapabileceği şeyler var. Bunları uyguladık, uyguluyoruz. Sorun bu konuda özverili olmak. Bu çocuğa kendimize ait yeteneklerimizi, özelliklerimizi çocukla buluşturabilmek. Bu nedenle eğer anlatıyorum, dinlenmiyor deniyorsa burada bir sorun vardır. Yani açıkçası ben çocukta görmem o sorunu. Bu konuda şey kısmında, okul kısmında düşünsenize, şimdi ilkokul bir de çocuğumuz. Öğretmen şikayet ediyor, anne şikayet ediyor, baba şikayet ediyor. Niye ödevini yapmıyor? İşte yazı yazmak mesela. En önemli sıkıntılardan bir tanesi, üstün zekalı çocuk yazı yazmaktan sıkılır, bunalır. İşlem basamaklarını yapmaktan hoşlanmaz matematikte. Bir lisemizde yaşadığım bir hadise, bir seminere gittim, öğretmenlere seminer verdim. Üstün zekalı çocukların özellikleriyle ilgili. Dedim ki, üstün zekalı çocukların, gençlerin en önemli özelliği, bakın, matematikte işlem basamaklarını yazmazlar, sonuca giderler. Direkt sonucu yazarlar. Bu eğer yaşanıyorsa ve öğretmen de buna sıfır veriyorsa, not vermiyorsa, bu şu demektir: sende muhteşem bir özellik var ama kusura bakma, bu benim için problem. Sen bu özelliğine çöpsün demiş oluyoruz. Mahvediyoruz o çocuğun özelliğini. Yani illa işleme zorluyoruz. Sonra bir öğretmenimiz kalktı, dedi ki, matematik öğretmeni, vallahi hocam, dedi, bu tabloya göre, dedi, çoğu gencin canını okuduk biz, dedi. Evet, dedi, işlem yapmadıkları için hep sıfır veriyoruz, dedi. Üstün zekalı çocuklar, dahi çocuklar, gençler işlem yapamazlar. Neden? Beyin
o kadar hızlı çalışır ki, o kadar farklı çalışır ki yazı yetmez buna. Yetişemezler yazıya. Evet, proje ödevi var. Eşim oğlumla ilgili hiç ilgilenmiyor. Sadece sevgi veriyor, oynuyor. Bu yanlış değil mi? Yani çocuğun ihtiyacını karşılıyorsa bence sorun yok. Proje performans ödevlerini anne babalar yapmaz. Anne babalar geri durur. Proje performans ödevlerinin anne babayla hiçbir bağı yok. Proje performans ödevini anne baba yapar, o dahil olur, o yönlendirirse çocuğa demektir ki oğlum senin kafanı çalıştırmana gerek yok, kızım senin kafanı çalıştırmana gerek yok. Biz kafamızı çalıştırırız, sen keyfine bak demiş oluruz aslında. Proje performans ödevleri çocuğun zihnini, ufkunu açabilmesi için, beynini yorabilmesi için, zorlayabilmesi için ortaya çıkan bir aslında metot. Bunun olabildiğince çoğaltılması, zenginleştirmesi lazım. Ama tek şart anne baba yanında olmayacak. Ha çok tıkandı, çok sorun yaşadı. Destek olabiliriz ama bu da belli bir sınırda, belli bir düzeyde olması lazım. Bu belli bir sınır, belli bir düzey ne anlama geliyor? Yapamıyor. Oğlum ben yapacağına inanıyorum. Kızım senin yapacağına inanıyorum. Sence bu neden böyle? Yine soru sorarak ama. Bak burada bir şeyi kastediyor. Bu konuda nasıl bir yorum yaparsın sence? Burada bir şeyi işaret ediyor sanki. Bir oraya bir odaklan bakalım gibi. Ama yine kendi kafasını, zihnini çalıştırabileceği bir ortam sunmamız lazım. Mevcut eğitim sistemimizde üstün zekalı çocuk, dahi çocuklar anlaşılırsa çok rahatlıkla sistemin içerisinde böyle önemli bir hasar görmeden yetiştirilebilir. Müfredatımız buna çok uygun. Ama dediğim gibi bizim kaygılarımız, endişelerimiz, beklentilerimiz, ezberlerimiz açıkçası en büyük engel. Babamız öğretmenken hiç destek olmaması, ben de ev hanımıyım, çaresiz kalıyorum. Öğretmeyen, bakın öğrenciler için o ödevler. Çocuklar için o ödevler. Ya bana kalsa açıkçası mümkünse çocukların ödeviyle ilgili ö harfini bile kullanmasın anne baba derim ben. Ya bu çocuğun kendi yükümlülüğü, kendi sorumluluğu, kendi inisiyatifini alma becerisini böyle kazanacak. Kendini böyle geliştirecek. Sürekli ben takip ettiğimde, sürekli ben destek olduğumda beynini tembelleştiririm, reflekslerini tembelleştiririm. Keşke öğretmenlerimiz bu konuda daha duyarlı olabilse de ya bu benim işim siz karışmayın dese. Bunu yapan öğretmenlerimiz var. Ya ilkokul 1'de yazı yazma noktasında evet pekiştirmek için bazı destekler verilebiliyor. İlkokul 1 en bu konuda çocuğun desteğe ihtiyaç olduğu bu dönem. Ama burada da asla kızmadan, asla azarlamadan, asla çocuğu aşağılamadan bir tutum sergilememiz lazım. Hele çocuk üstün zekalıysa, hele çocuk dehaysa, bakın olaya nasıl bakıyor biliyor musunuz üstün zekalı çocuk? Çok samimidir, çok saftır, çok temizdir. Her çocuk böyledir ama bunlar çok daha güçlü bu konuda. Şimdi olaya şöyle bakar. Ben annemi çok seviyorum. Ben babamı çok seviyorum. Ama neden beni azarlıyorlar? Neden bana kızıyorlar? Çok ciddi kırılma yaşarlar. Sevdiği zaman beklentisi de, sevgisi de çok üst düzeydedir üstün zeka. Bakın her şeyi üst düşünün. Üstün zekada her şey üst planda, üst seviyede. Çok sever, çok bağlanır, çok takip eder, çok önemser. Ama o çok önemsediği, çok sevdi, çok sevdiği, fazla ödev verilmesiyle ilgili bilgi verir misiniz? Önceki yayınlarımızda paylaştık. Okulla ilgili, müfredatla ilgili oradan izleyebilirsiniz. Çok ödevi doğru bulmayız açıkçası. Müfredatta bu doğru bulmaz. Ben değil, müfredat da böyle istiyor. Her şeyin üstünüdür. Şimdi bu yapıdaki bir çocuk diyor ya, işte annem beni çok seviyor, babam beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Ama neden beni azarlıyorlar? Neden bana kızıyorlar? Veya hocam hiç kızmayacak mıyız? Evet, ya mümkünse evet hiç kızmayacağız. O kadar kırılgan oluyorlar ki. Yani bir kristal düşünün.
Elimizde bir kristal var. Çok çok pahalı bir kristal. Nasıl tutarız onu? Silerken bile, yani herhangi bir bezle, kumaşla silmeyiz. Veya gözlük camı veya fotoğraf makinesinin lensleri, en hassas noktalara özellikle söylüyorum. Aman çizilmesin diye gayret ederiz. Neden? Hassastır çünkü. En ufak bir çizilme de, fotoğraf makinesi kullananlar bilir, lensin herhangi bir kumaşla, hatta pamukla bile silinmemesi lazım. Niye çizilir? O çocuklarda, üstün zekalı çocuklarda aynı bunun gibidir. Gerçekten çok etkilenirler. O kadar çok vaka yaşıyorum ki, bir kızımız paylaşmıştı. Babası işte bir şehir dışı programı var veya bir askerlik durumu vardı yanlış hatırlamıyorsam, yıllar oldu. Okula gidecek, baba yurt dışına çıkacak, şehir dışına çıkacak. Çocuk da o gün okula gidecek. Çocuk birinci sınıfta. Babayla vakit geçirmek istiyor çocuk. Baba da diyor ki okula gideceksin. Okulun var, akşam gideceğim ben. Akşam vakit geçiririz diyor. Ama çocuk bakın üstün zekalı, tasarlar. Babam gidecek, babamı çok göremeyeceğim. Babam günlerce benim yanımda olmayacak. Babamla daha çok zaman geçireyim diye tasarım yapar iç dünyasında. Baba da okul der orada. Demiş de. Yani bazı kurumlar, ya, özellikle RAM, okullardaki RAM'lar, rehberlik araştırma merkezleri yapıyor. Bu konuda önerebilirim. Bazı kurumlar da devlet hastanesi yapıyor olabilir. Ama RAM daha çok çok net bir şekilde yapıyor okullarla ilgili. Evet, çok normal hayata çok zor adapte oluyorlar. Evet, dış dünyanı merak etmeyin. Bu zamanla alışacaklar. Yani toparlarlar. Oraya geleceğim. Sosyal hayatla bağ kurmadan bahsetmiş izleyicimiz. Şimdi oraya değineceğim. Baba zorluyor çocuğu. Okula git. Çocuk neyi düşünüyor? Babam bunu kendi anlatıyor. 20'li yaşlarında bir genç kızımızken anlatıyor. Gelme nedeni ne? Depresyona girmiş, öfke krizleri var. Babaya karşı bir cisimle babaya saldırmış. Çok ciddi bir sorunla geldiler. Olay ilkokul 1. Diyor ki okula git gitmedi, ben ağladım. Babam da beni aldı, dövmeye başladı diyor. Niye okula gitmiyorsun diye diyor. Hocam dedi, dövdüğünü değil de dedi, o duyguyu hiç unutamıyorum dedi. Bakın 20'li yaşlara gelmiş. Ben babamı bu kadar çok seviyorken babam neden bana bunu yapıyor? Hala unutamıyorum o anı diyor. 20 yaşına gelmiş. O anı unutamıyor. Vurduğunda değilim diyor. Ben babam bu kadar çok seviyorken babam neden bana bu kadar kötü davranıyor? Hocam diyor, bir de o babasının yüz hatları, gözleri gözümün önünden hiç gitmiyor diyor. Neyse, gitti geldi diyor. Aradan işte aylar geçti. Babam yine işte bir gün ders çalış, ödevini yap. Niye dışarı çıktın? Yine aynı yüz ifadesi, aynı göz ifadesi. Direkt o ana gittim diyor. Babam farkında değil ama hep bu anı besledi diyor. Ve şu anda nefret ediyorum ondan diyor. Nefret ediyorum diyor. 20 yaşlara gelen. Baba da ağlıyor. Ya hocam diyor, ben hani kızım için elimden geleni yapıyorum. Kırıldığı an kırılır. Aman ne olur dikkat. Bakın çocuk özgürleşmek, saygı, edep noktasını kaçırmaya başladı. Edep, saygı çocuğun fıtratında var. Eğer biz onun üstüne çok gidiyorsak, çok fazla şımartmamışsak, şımartmaktan kastım, aferin olsun yap, benim kızıma değer, benim oğluma değer gibi şeyler söylememişsek şımarmaz. Saygı, edep dediğimiz şeyler soyut şeyler. Çocuk ilkokul kısmında, ortaokul kısmında saygı, edebi bilmez. Biz oraya bu değer üzerinden bakmamız lazım. Gençse eğer, gençlik lise dönemindeyse saygı, edep kısmında bir öfke, bir isyan varsa bir derdi var onun. Bir sıkıntısı var. Bir şey anlatmaya çalışıyor. Beden diliyle, hal diliyle.
Bunu anlamaya ihtiyacımız var. Ya biz yetişkinler saygıya, edebe takılıyoruz da bu çocuk niye bunu yapıyor, niye bunu yaşıyor, neden bu noktaya geldi diye odaklanmamız lazım. Niye buraya odaklanmıyoruz? Yani biz bir otoriteyiz, bize saygı gösterecek. Biz ona saygılıysak o bize saygı gösterir. Biz onun alanına izin veriyorsak o bizim alanımıza da izin verir. Bu bir anlaşmadır, bu bir birlikteliktir, bu bir paylaşımdır. Bu paylaşımla, bu birliktelikle söz konusu. Anne baba kendini otoriter bir noktaya koyup üstte, çocuklar aşağıda tepeden bakma bir yaklaşım ters teper. Bizim o müdahalelerimiz ciddi anlamda savaşa neden olur, çatışmaya neden olur. Buna izin vermememiz lazım. Hele üstün zekalıysa, dehaysa bunların acısını çok kötü çıkarıyorlar maalesef. İntikamı çok ağır oluyor. Okul hayatı en büyük, bakın, en büyük bizim riskli noktamız. Çok hassas gitmemiz, rahat gitmemiz lazım. Üstün zekalı çocuk hassas olur, duyarlı olurlar. Yani okuldaki bir arkadaşından dolayı okula gitmek istemeyebiliyor. Enerjileri çok yüksektir. Dolayısıyla da algı enerjisi, illa hareket enerjisi değil, algılama, hissetme, radarlar çok iyi çalışıyor. Öğretmeninin jestini, mimini çok iyi okur. Anne babanın jestini, mimini çok iyi okur. Arkadaşının jestini, mimini çok iyi okur. Ne demek istediğini anlar. Küçük çocuklarda çok nettir. Karşı tarafın enerjisini fark eder, hisseder. Hoşlanmaz ondan. Onun yanına gitmek istemiyorum der. O bir şey sezer orada. Kendisiyle ilgili. Bir huzursuzluk. Yani aynı frekansta olmayabilir. Başka duygular fark edebilir ve uzak durur. Buna saygı göstermemiz lazım. Buna izin vermemiz lazım. Zaten zorlayan kısımlar da buralar. Okul müsameresine katılmak istemiyoruz. Zorlamalı mıyız? Bence zorlamayın. Yani tabii yaş da burada önemli. Ya birden bu tip ortamlara girmek ciddi sıkıntılara neden olabilir. Küçük küçük basamaklar halinde aslında onu çıkarmak lazım. Önce bir küçük bir sınıfta paylaşım, eve bir kendini ortaya koyabileceği bir paylaşım yapması. Sonra yani bir kişiden, üç kişiden, beş kişiden sonra 10, 50, 100 kişiye doğru gider. Çocuk bunu kaldıramaz, yoksa uçak ağır ortam gelir, çok ağır gelir o ortam ona. Şimdi burada kokuya duyarlıdır. Sese duyarlıdır. Efendime söyleyeyim, algıları çok açıktır. Tada çok duyarlıdır. 9 yaşta evet çok zorlamayın derim ama bu konuda biraz da açılmaya ihtiyacı var demektir. Yani böyle bir müsamereyle değil de başka sosyal etkinlik ve faaliyetle açmakta fayda var. Ona katkı sağlamış olursunuz. Şimdi bu çocuklar mesela yemekteki en ufak tuz oranını fark eder. Damak tadı çok güçlüdür. İyi bir gurme olurlar bunlardan aynı zamanda. Hisseder. Yemekte bir sorun olduğunu kendine göre. O farklılığı görür ve yemek istemeyebilir. Yemek sorundur, uyku sorundur. Az uyurlar genelde. Buralarda dayatmamak lazım. Zorlamamak lazım. Çatışmamak lazım. İşte zaten hocam işte ama geç uyuyor ama yarın okul var. İşte okul dengeyi bozuyor zaten. Olabildiğince müsamahakar, olabildiğince kelimelerimizi iyi seçerek. Her şart ve ortamda, bakın bu çok önemli. Evet, çocuğumuz okul var, bu bir gerçekliğimiz, yapacak bir şey yok. Burada yapacağımız şey kelimelerimiz. Seçeceğimiz kelimelerimiz, kullanacağımız kelimelerimiz çok önemli. Eleştiri dili kullanmamamız gerekiyor. Müdahaleci, yaptırımcı dil kullanmamamız gerekiyor. Teşvik edici, destekleyici ama asla eleştirmeyen, asla düzeltmeyen. Çocuğu sürekli düzeltmek her çocuk için geçerlidir. Dehada daha öfkelendirir. Mesela kapıyı giderken çek. İşte şunu yap. Üstünü giy. Üstünü çıkar. Affedersiniz, abartarak söylüyorum. Sen aptalsın. Senin kafan çalışmaz. Çok özür dilerim. Sen gerizekalısın. Ben bilirim mesajı verir. Öfkelenir içeriden çocuk. Ben bunu söylediğimde evet hocam ben işte bu kelimeyi bir de kendi söylüyor. Ben şöyle miyim ki bana bunu söylüyorsunuz diye itiraz ediyor der. Evet, itiraz ederler. O zaman zaman okula gitmek istemiyor. Evet, bu tip durumlarda okula gitmek istemezler zaten.
Bazen çocuk okula gitmek istemez. O gün bir toparlanmak ister. O gün bir güç almak ister. Evde olmak ister. Her güne yaymadığı sürece, evet bu konuda esnek kesinlikle davranmakta fayda var. Öğretmen birinci sınıfta çocuk, kız arkadaşları çok rahat bir şekilde oynuyor diyor. Onu erkek arkadaşlarına yönlendirmeli miyim? Yoksa hiç müdahale etmeyeyim hocam? Yaş itibariyle açık, çok küçük. Yani bu niye sorun olmuş anlayamadım ben. Ne var yani bunda? Bırakın istediğiyle oynasın. Hiç müdahale etmeyin. Akışına bırakın, rahat bırakın. Anne baba ilişkisine devam edin. Yani iletişiminize devam edin. Böyle bir ciddi bir sorun değil bu. Yani sorun değil yani. Bu niye öğretmenimiz sorun etmiş anlayamadım açıkçası. Hassas olurlar dedik, duyarlı olurlar dedik. Ve bu konuda bizim kelimelerimiz, cümlelerimiz o yüzden çok önemli. Hep şu cümleyi vurguluyorum hatırlarsınız. Ya oğlum, kızım, evladım, ya biz, ya bu sistemi kastederek, yani kapitalist sistem dayatmacıdır. Özgür görünüyor ama hiç değil. Ne çocuğun yapısına, ne özelliğine, ne fıtratına bakıyor. Direkt herkesi aynı kaba dolduruyor. Ondan sonra herkesten aynı şeyi bekliyor. Bu bir sorun zaten. Fıtraten çocuğu zayıflatır. Hele üstün zekalıysa daha çok zayıflatır. Yani sana sıkıntı yaşatıyoruz. Ne olur bu konuda gel ortak nokta bulalım dercesine tatlı bir dille götürmemiz lazım. Efendim zaman sürekli istediklerini yerine getirmediğimiz zaman sürekli mutsuz bir durumda nasıl başaracağız demiş efendim. Şimdi burada aile şu tezata düşüyorlar doğal olarak. Ben şimdi çocuğu rahat bırakın diyorum ya. Ya hocam yani nereye kadar? Nereye kadar serbest bırakacağız? İbn-i Sina diyor ki çocuğun gelişiminde çocuğun anlık ateşlenmeler olur diyor. Ateş, kıvılcım. Özür, kıvılcımlar olur diyor. O kıvılcımların ateşlenmesi lazım diyor. O kıvılcımların ateşlenmesi için diyor mümkünse anne baba uzak dursun çocuktan diyor. Anne baba mümkünse uzak dursun diyor. Niye? O kıvılcım ateşlensin. Çünkü çocuk da çekinebilir diyor. Annem babam var yanlış yaparım korkusuyla. Veya anne baba farkında olmadan müdahale edip o kıvılcımı söndürebilir diyor. Mümkünse çocuk, yani çocuk özgürdür. Allah çocuğu özgür yaratmıştır. Hepimizi özgür yarattı. Sadece kendine kul. Her birimiz bu manada özgürüz zaten. Ve bu konuda çocuklarımız daha da fazla buna ihtiyaç duyarlar. Kendi gelişimleri için buna ihtiyaç duyarlar. Çok basit. Saksıda çiçek yetiştiriyoruz dedik. İşte toprakta çiçek yetiştiriyoruz, ağaç yetiştiriyoruz. Bir fidanın toprağı yumuşak olduğunda mı daha güçlü büyür? Toprağı sert olduğunda mı? Bir saksıdaki çiçek sert olduğunda mı daha kolay büyür? Yumuşatırız ki köklerini daha kolay salsın. Çocuk kendini salabileceği, kendi köklerini açabileceği ne kadar rahat bir ortam bulursa o kadar kendini bulur. Hocam şımarırsa, işte burada hep şunu söylüyorum. Bizim çocuğun Allah'tan geldiğine iman etmemize ihtiyacımız var. Bunu dille söylüyoruz da davranış olarak ne kadar söylüyoruz? Güvenmemiz gerekiyor. Güvenmemiz gerekiyor. İnanmamız gerekiyor. Bunu ben söylemiyorum. Rum suresi 30. ayet-i kerime fıtrata sımsıkı tutun diyor. Çocuk şartlarımızı zorlayacak. Çocuk kendi alanını açmak için yapacak bunu. Bizim bu konuda onun önünü açmamız lazım. Can tehlikesi dışında çok yoğun bir müdahaleyi arzu etmeyiz. Nefsi isteklerde sınırlama evet ama sıfırlama hayır. Ne yani kesinlikle yasak olmamalı. Sağlıksız besinler için bile bakın söylemek durumundayım bunu. Bizim için sağlıksız da tamam bunu yedirmiyoruz. Çocuğun içinde kalan ukdesini ne yapacağız? Çocuğun içinde kalan bu yapıya ihtiyaç duyduğu isteği ne yapacağız?
Biz isteği durdurmuyoruz ki. İsteği baskılıyoruz orada. Hayır, yemek yasak. Bir de canı istiyor bu çocuğun. Çok tehlikeli bu. Neden tehlikeli? Biriktirir, 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 biriktirir. Lise çağına geldiği anda, ortaokul çağına geldiği anda patlar veya gizli gizli yapmaya çalışır. O yüzden toleranslı olmak zorundayız. Esnek olmak zorundayız. Telefonla ilgili daha önceden yine konuştuk ama yine konuşacağız. Değerlilik, yeterlilikle ilgili bir durum bu. Telefon kısmı birçok ailemizin zorlandığı kısım. Burayı yine işleyeceğiz. Konuyu dağıtmama adına oraya girmiyorum şimdi. Çocuğa toleranslı olursak kendini bulur. Açıkçası en temel çizgimiz yetenek kısmında olabildiğince geniş ve rahat olmamız lazım. Yetenek kısmında. Şimdi çocuk başımıza geldiği için de biliyorum. Yani mesela biz çocuklarda kılıf aldık koltuklara. Kılıflı, değiştirilebilir aldık. Mesela böyle bir şey de yapılabilir. Çocuk gidiyor, duvarı çiziyor, tamam. Kumaşı çiziyor. Şimdi kumaşı çizince ne oluyor? Fark ne? Şeyi batırıyor orada, keçeli kalemi. Ne yapıyor? Yayılıyor oradaki şey, boya. Çocuğun değerlendirmesi ne? Baba, anne, boya koşuyor. Bakın şimdi, bir şey keşfediyor. Boya koşuyor. Ben tutuyorum, o gidiyor diyor. Hadi buyurun şimdi. Ne yapacak bu çocuk? Ne yapmasın? Kumaşa niye çizmesin? Keşif yapıyor aslında orada. Bakın bunlar, o İbn Sinan Kıvılcım dediği şeyler buralar işte. Belki geleceğin mucidi çıkacak. O oradaki tohum o an. Belki geleceğin çizeri çıkacak. Belki geleceğin yazarı çıkacak. Belki geleceğin grafikeri çıkacak. Belki geleceğin şu anda olmayan mesleğinin bir erbabı olacak. O dokunuşlar o kadar önemli ki. O kadar önemli ki. Bu konuda rahat olun. Yani hep şunu söylerim. Ya o koltuğun kumaşı mı daha önemli? Çocuğunuzun ruhu mu, ufku mu, yeteneği mi daha önemli? Çocuğunuzun kendi olması mı daha önemli? Şartlarımızı, ortamımızı çocuğumuza göre hazırlamak zorundayız. Çocuğumuzun yapısını dikkate alarak o çocuğa o ortamı sunmalıyız. Böyle olursa çok daha net sonuç alırız. Yetenek kısmında mümkünse sıfır sınır. Ha, nefsi isteklerinde sınırlanmak evet olabilir. Anlaşmayla belli bir ortam sunmak olabilir. Bu konuda lütfen rahat olun, esnek olun. Bakın bu çok önemli. Bizim İslam inancımızda varlık, yine burayı vurguluyorum öneminden dolayı, varlık dediğimiz şey Allah'ın ol emriyle vuku bulan şey ve Allah'ın ol emri hala tezahür ediyor. Hala devam ediyor. Allah'ın ol emriyle biz yaşıyoruz, varız. Ve Allah'ın ol emrinin çocuktaki yansıması çocuğun hareketliliğidir. Çocuğun enerjisidir. Çocuğun sorgulamasıdır. Ol emriyle koşuyor aslında. Olmaya devam ediyor. Kendini bulmaya devam ediyor. Okula geliyoruz. Tak, orada bir engel. Bir dakika diyor. Nereye koşuyorsun diyor okul. Bir dakika diyor. Benim istediğim gibi koşacaksın. Annesi babası sen de ona zabıtalık yap. Bu konuda şunları şunları yapacağız. Bunu görelim, bu fotoğrafı. Bu fotoğrafı görerek esnek olmamız lazım. Bu fotoğrafı görerek çocuğumuzun fıtratını öncelememiz lazım. Çocuğun fıtratını öncelersek en net huzurlu bir varlık, huzurlu bir insan ortaya koymuş oluruz. Bunun fırsatını, imkanını, ortamını sunmuş oluruz çocuğumuza. Ve huzurlu ortam zaten başarıyı getirir. Bakın, varoluş yolculuğumuza bakacak olursak, varoluş yolu, bir hikmet var ortada. Bir mekanizma var, bir yapı var. Anne rahmine giren milyonlarca spermden en olan olarak dünyaya geliyor her birimiz. Milyonlarcadan en. Hangi en? En güçlü, en dinamik, en atak, en olan. Yani kendini orada ispat ediyor zaten. En olarak dünyaya geliyor. Yani
ben bu dünyada savaşmaya, mücadele etmeye, kendimi ortaya koymaya hazırım diyor. Ben yapacağım, ben varım diyor. Ben koşucuyum diyor, koşarak geliyorum diyor. Doğuyor. Hareket ediyor, koşturuyor. Hep ilerliyor aslında. Bu ilerlemeden korkuyoruz biz. Bu ya ne olacak yarın bir gün? Hayır, bir şey olmayacak. Rahat olmamız, yanında yoldaş olmamız lazım. Yanında koşabiliyorsak çocuğumuzun korkmayalım. Ama biz elimizde telefon, elimizde televizyon kumandası, başka bir şeyle ilgileniyoruz. Çocuk başka bir şeyle ilgileniyor. İşte orada sorun başlıyor. Sorun burasıdır. Bizim çocuğumuzun yanında olup olamadığımızdır. Üstün zekalı çocuk, deha çocuk. Anne baba ne kadar anlıyor? Anne baba ne kadar hissediyor? Anne baba ne kadar yanında? Buna çok dikkat etmemiz lazım. Üstün zekalı çocuk canı sıkıldığında taşkınlık çıkarabilir. Efendime söyleyeyim, farklı küfürler edebilir. Bir olay aklıma geldi. Şimdi onu paylaşayım. Bir ortamımızda bir öğretmenimiz, çocuk 3. sınıfta cinsel organını gösteriyor. 3. sınıf öğrencisi. Arkadaşlarına. Şimdi öğretmen telaşlanmış. Nasıl olur bu? İşte bu çocuk ileride şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Anne yaramış, baba yaramış. Derhal gelin. Bu çocukta bir tuhaflık var. Neyse. Böyle yapıyor bu çocuk. Şimdi anneyi babayı aldık. Konuşuyoruz. Peki dedim, nerede oluyor bu? Şimdi hikayeye bakıyorsunuz. Çocuk canı sıkıldığında, dikkat çekmek istediğinde bunu yapıyor. Ve derste sıkılıyor. Üstün zekalı bu çocuk. Zeka yaptık, test yaptık. Üstün zekalı çıktı. Farklı taşkın hareketler yapıyor. Yani bize göre de ya terbiye anlamında, ama çocuk için o terbiye geçerli değil. Kavram henüz oturmuş, anlaşılmış gibi değil. Farklı davranışlar sergiliyor. Dedim sakın cezalandırmayın. Bakın burada bu çok önemli. Sakın cezalandırmayın. Sakın müdahale etmeyin. Bizim bu çocuğu bu noktaya götürme yolculuğuna bakmamız lazım. Öğretmenimizin sınıf ortamını renklendirmeye ihtiyacı var. Bu çocuğun dikkat çekmeye ihtiyacı, canı sıkıldığından yapıyor bunu. Çünkü herkes gülüyor ona. Kaçanlar, koşanlar. Bir haber okumuştum. Birisi parkta yatan birini öldürüyor. Bir yaşlıyı öldürüyor parkta yatan. Niye öldürdün dediklerinde, kendimi var hissetmek için, ben buradayım demek için yaptım diyor. Bak şimdi buradasınız diyor. Yalnızlık. Üstün zekalılar hoşlanmazlar yalnız olmaktan. Yalnız kalırlar, yalnız kalmak zorunda kalırlar anlaşılamadıkları için. O ayrı bir nokta ama o yeteneklerini ortaya koyduklarında da mutlu olurlar ama. Onların en büyük yalnızlığını o giderir. Kendini ortaya koyabilme becerisi. Şimdi neyse, açıkçası konuştuk, gitti aile. Bu sefer demişler ki ya bu yok, psikiyatrik bir problem, bunu psikiyatriste gitmeniz lazım. Öğretmen kabul etmemiş. Psikiyatristin değerlendirmesi de açıkçası demiş, yani bu bakış açısı bence sorunlu. Yani bu çocukta bu davranışı sorun görmek sorunlu. Ben öğretmenle görüşmeye ihtiyacım var. Galiba öğretmen benim muhatabım diyerek de bir değerlendirme yapmıştı, hiç unutmam. Ve çocuk, öğretmeni değiştirdiler, ortam değişti ve her şey normale döndü. Çocuk kendini bulması lazım. Çocuk kendisini bulursa daha mutlu olur. Üstün zekalı oğlum ısrarla futbolcu olmak istiyor, 11 yaşında. Zekasına yazık olur. Biz hiç istemiyoruz. Yeteneği de maç. Evet. Şimdi yeteneği de var. Nasıl yaklaşmak gerekir? Çok güzel bir nokta. Şimdi 11 yaş. Belki bunu alıp harcayacak. Buna ihtiyacı var. Belki enerjisini atacak. Çocuğun eğitim, öğretim sürecini bir basamak gibi düşünmememiz lazım. Yani bugün futbola başladı. Yarın futbolla devam edecek gibi düşünmeye gerek yok. Bugün futbola başlar. Yarın bırakabilir. Bununla devam edebilir. Aynı anda, şu anda bir gencimiz var, hem okula gidiyor, hem kendine iş bulmuş, lise öğrencisi, hem kendine iş bulmuş, çalışıyor, hem de gece saat 11'de, 12'de, birden önce eve gelmiyor, arkadaşlarla birlikte vakit geçiriyor, futbol oynuyorlar, basketbol oynuyorlar.
Aile bu konuda çok çatışıyorlardı. Şimdi aileyi bu konuda biraz daha geri durmasını söyledik. Şimdi biraz daha geri duruyorlar. Hocam bütün çatışmalar bitti diyor. Çocuk çok daha uyumlu, çok daha huzurlu hale geldi. Enerjileri yüksek olduğu için aynı anda birkaç şeyle meşgul olurlar zaten. Yetmez onlara mevcut uyarıcılar. Ya futbolu o enerjisini atıyor aslında. Bence hiç müdahale etmeyin derim. Kendi yolculuğunda devam etsin. Belki zekasını alacak, futbolda çok iyi bir noktaya da getirecek. Bunu da bilemeyiz. Bunun yolculuğu onun içinde, onun ukdesinde aslında. Onda var olan bir şey. Ukde, onda var olan bir şey. Bırakın o yolculuğunu tamamlasın. Eğer bunu tamamlayamazsa, çok örneklerini yaşıyoruz. Allah korusun, farklı akli noktada, sıkıntılı noktaya geldiklerinde, ruhsal anlamda ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında geriye dönüp anneyi suçluyor, babayı suçluyor. Siz benim mutlu olmama engel oldunuz. Ben şöyle olacaktım, ben böyle olacaktım. Belki orada futbolun içerisinde o stadyumun onu alkışlaması var, onu bekliyor. İnsanların bravo demesi var, onu bekliyor. Orada bir tatmin var, o tatmin yolculuğunda kendine bir yol bulmuş. Bırakın bu yolda devam etsin derim. Aksi takdirde üstün zekalı çocukların sınırlandırılması, farklı kulvara çekilmesi, yolculuğunu değiştirilmesi hakikaten çok ciddi problemlere neden olur. Hoşumuza gitse de gitmese de bu kendinde, kendi ukdesinde olan bir şey. O ukdeyi ortaya çıkarması lazım, kendisini bulması lazım. O konuda rahat olun derim. Şimdi okulda, okul ortamında olabildiğince esnek olmak lazım. Bakın ne dedi? Yazı. Yazmayı sevmezler. Zorlamayalım. Öğretmenle konuşalım. Ya bu çocuğun özelliği bu. Bu yapamıyor. Çok da çocuğa bunu kasmaya gerek yok. Yani yurt dışındaki uygulamalara baktığımızda ya inanılmaz acele ediyoruz yani. Yani gelişmiş ülkelere bakıyorum. O kadar çok zorluyoruz ki biz çocuklarımızı. O kadar çok bu konuda beklenti içerisindeyiz ki daha esnekler diyor. Önce bir çocuk açılsın diyorlar. Osmanlı'ya bakıyorsunuz, yazı yazma yok Osmanlı'da Sıbyan mekteplerinde. Çocuğa zarar veriyor diye. Bizde okula başlıyor, yazacak, okuyacak, çizecek, ödevini yapacak, odasını düzenleyecek, çantasını düzenleyecek. Ya bir sıralayalım herhalde o 100'e yakın şey çıkar, madde çıkar ve bu çocuk da 6-7 yaşında. Hangi birini yapacak? O yüzden zorlanıyorlar. Hatırlarsınız ne söylemiştik? Üstün zekalı, deha çocuk demek veya parlak zeka demek. Kafasındakini uygulamak zorunda kalan demek. Ona dokunacak, onu yapacak. Onu kafaya koymuşsa yapmak zorunda. Buna engel olmak risklidir, tehlikelidir. Onun kendi yolculuğunun bir parçasıdır. Buna izin vermemiz lazım. Bu nedenle okul hayatı bizim en büyük risk alanımız. Tüm dünyada dediğim gibi bu böyle şu anda. Tüm dünyada tartışılan bir konu. O yüzden şimdi yeni yeni üstün zekalı okullar, ortamlar açılmaya hamdolsun başladı. Sayıca çok yetersiz ama çok ciddi anlamda ihtiyaç var buna. Olmayan ortamlarda da bizim bu konuda destek olmamız, esnek olmamız lazım. Yargılamamamız lazım. Yapmak istemiyorsa lütfen yapmasın ama alternatifler bulalım ona. Toprak, hiçbir şey olmasın. Yani hiçbir imkanımız yok. Maddi durumumuz yok vesaire. Toprak, su onun en muhteşem arkadaşıdır. Toprak ve su. Çamurla oynamak. Köy ortamı. O yüzden yani köylerimizde mesela çok zeki insan çıkar. Niye? Doğal yetişiyorlar. Doğal ortamdalar. Özgürler. Koşturuyor, hopluyor, zıplıyor. Karışanı yok. Dağlara çıkıyor, karışanı yok. Yani bu konuda çok daha güçlüler, özgürler. okul ortamı, şehir hayatı sınırlıyor çocuklarımızı. Belli bir kalıba sokmak zorunda bırakıyor. Bu, bizim bu konuda esnek olmamız lazım. Yapabildiğimiz kadar. İmkan fırsat varsa şu anda internette bir sürü zeka oyunlarına dair materyal var. Hamdolsun eskiye göre çok güzel imkanlar var. Çok güzel materyaller var. Bunları alabiliriz. Bunlarla beraber oynayabiliriz. Özellikle beraber oynayabileceğiniz etkinlik ve materyalleri daha çok tercih etmenizi öneririm. Birlikte de vakit geçirin ki sosyal olarak da aile bağları da güçlenmiş olsun. Sosyal hayat noktasında da çocuğun ilgi alanı nereyse oraya yönlendirmemizde fayda var.
nereyi istiyorsa o konuda kapı açmakta fayda var. Riskli olan şudur. Zeka burada, güven buradaysa sorundur bu. Zeka üst perdede duruyor. Güven burada duruyor. Bu çocukta güvensizliğe neden olur. Zeka üretir. Güven duymadığı için, bu güveni kendinde göremediği için de sürekli korkar, geri çekilir. Bizim güvenine yatırım yapmamız lazım böyle bir durumda. Güvenine nasıl yatırım yapacağız? Yeteneklerini ortaya koymasına fırsat vereceğiz ki yapabiliyorumu görsün. Çocuk kendine güvenmeye başlarsa, yani ben yapabiliyorum, ben başarıyorum, ben bu işi çözdüm demeye başlarsa güveni ve inancı artmaya başlar. Sosyal aktiviteler, çeşitli sportif müsabakalar, enerjisini atabileceği, genelde atamıyorlar çocuklarımız. Sportif faaliyetler, evet futbol olabilir, basketbol olabilir, tekvando olabilir, boks olabilir, güreş olabilir, judo olabilir, masa tenisi olabilir, at binme olabilir, ok atma olabilir. Bunların her biriyle iç içe olmasında fayda var. Ha, bazı çocuklarımız şu olur. Maymun iştahlı deriz toplumumuzda. Şimdi birini başlar, onu bırakır öbürüne geçer. Öbürünü bırakır öbürüne geçer. Neden bunu yapar? Kendini arıyor çünkü. Maymun iştahlı değil. Kendini arıyor. Bir şey buluyor, bir şey arıyor kendisinden. Bunu yapacak. Ya yok, istediğim tadı alamadım. Bir sefer bir başkasına geçiyoruz. Yok bu da olmadı. Bir başkasına geçiyor. Yok bu da olmadı. Yani biz kendimize kıyafet alırken maymun iştahlı mıyız, üst üste birkaç şey deniyoruz. Niye de oldu mu olmadı mı bakıyoruz. Olmadan, giymeden anlayamıyoruz. Görüntüde güzel görünüyor. Çocuk da görüntüde futbol hoşuna gidiyor. Bir içine gireyim diyor. Biz de elbisenin bir içine giriyoruz. Yok bu bana olmadı diyor. Geri çıkarıyoruz. Aynı bunun gibidir. Çocuk içine girer. Bakar ki yok bana uymadı, çıkar oradan, bu sefer başka bir ortama girer. Yok bana uymadı, başka bir ortama girer. Bu konuda maymun iştahlı asla değiller, kendilerini arıyorlar. Ne olur bu konuda esnek olun, rahat olun. Evet zorluyor bizi. Üstün zekalı çocuk demek, deha çocuk demek, gerçekten bizim normal yaşam şartlarımızı zorlayan çocuk demektir. Ama muhteşem bir nimettir bu. Özellikle çocukluk çağı, gençlik çağı, bunların kendi olma yolculuğunda kendilerini bulabilirlerse eğer, o kadar anlayışlı, o kadar müsamahakar ve o kadar özverili oluyorlar ki. Çünkü karşı tarafı hissetme duygusu çok yüksek. Alışkın olduğumuz bir kelime var ya, empati. Empatiyi çok kullanmak istemiyorum. Bize ait bir kelime değil. Bize şefkat var, merhamet var, hemhal olmak var. Bu boyutu var bu çocuklarda. Bu boyuttan bakarlar. Hissederler. Annenin, babanın duygularını çok iyi hisseder. Geçtiğimiz günlerde bir gencimiz, ne kadar üzüldük tüm Türkiye olarak. Bir gencimiz intiharını maalesef izledik intihardan önceki o videosunda. Bakın ne yapıyor çocuk? Anneyi düşünüyordu. Annenin fırınını düşünüyor. Çok hassastırlar çünkü. Çok özeldirler. Yalnız bırakılmaması lazım. Destek olunması lazım. Baba çok önemli bir faktör. Baba sosyal hayatta çocuğun başarılı olabilmesi için en önemli destekçidir. Babayla geçireceği vakit çok önemli. Erkek çocuğun babayla vakit geçirmesi çok önemli. Kızın da elbette ama erkek bir tık daha önde olmalı. Modeller çünkü. O eril enerjiyi babadan alması lazım. Anne şefkat, merhamet, baba sosyal beceri ve yetenek noktasında çocukta gelişimine katkı sağlar. Diyerek efendim süremizin de sonuna gelmişiz. Üstün zekalıyı burada toparlayalım ama yine ilerleyen aşamalarda gelen sorulara göre aralarda gireceğim. Zaten farklı konular yine geliyor. Gördüğünüz gibi ara ara da giriyoruz. Fırsat buldukça yine konuşacağız. Efendim önümüzdeki hafta yine saat 10'da salı günü TDV medya sayfasında, bu sayfada başka bir konuyla devam ediyor olacağız. Yaklaşık herhalde bir 5 çalışma oldu. 5 çalışmadır üstün zekalı çocuğun akıl ve kalp gelişimi noktasındaki gelişiminden başlayarak üstün zekalı çocuğun özelliklerinden bahsettik. DM'den yorum yazanlar, değerlendirme veya soru soranlar oluyor. Onların da soruları yayında açıklayabileceğimiz, paylaşabileceğimiz bir şeyse zaten onları yine yayında paylaşıyor olacağız.
Yine değerlendirmeleriniz, katkılarınız için bütün el sallayanlara, bütün yorum yazanlara, katkıda bulunanlara, soru soranlara teşekkür ediyorum. Haftaya saat 10'da görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.